Hemen ben Vural Çelik'le devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 51 yaşında kaybettik kendisini ama giden gitti, ölen öldü. Hakkında arkasından konuşulanlara cevap verilmeyecek bir insan için söylenmedik laf bırakılmadı. Gülse Birsel'den bahsediyoruz. Bir bakalım neler söylemiş. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel'den olay yaratan ifadeler. Gülse Birsel'in paylaşımı önce sosyal medyada büyük tepki gördü. Sonra Vural Çelik'in ailesi Gülse Birsel'e hangi çarpıcı açıklamayı yaptı? O benim canımdı, her şeyimdi. Avrupa Yakası dizisinden rol arkadaşları Şenay Gürler bu tartışmada kime destek verdi? Tartışmanın dozu her geçen gün artarken Gülse Birsel ve Vural Çelik'in birbirleri hakkındaki hangi sözleri tekrar gündeme geldi? Ama sen ona küs, o ona küssün. Oyuncu Vural Çelik rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmayı başardı. Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay rolüyle yıldızı parlayan Vural Çelik 80'ler dizisindeki Niyazi rolüyle izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. 51 yaşındaki oyuncu Vural Çelik'in kalp krizi nedeniyle ani ölümü hem yakınlarını hem de kendisini sevenleri yasa boğdu. Cenazesinde yakınları son görevini yapmak için hazır bulunmuş ve kendisinden bahseden herkes derin üzüntüsünü dile getirmişti. Orduya gelecekti. Bacım geleceğim dedi. Havaalanı kapalı dedi. Orada havaalanı. Kokunu içime çekeceğim bacı dedi. Her gün görüntülü görüşürdü. Bir saat, bir buçuk saat. İşte ben orduya taşındım. Oraya gelecekti. Postepe'ye çıkarız kardeşim dedi. Duyuyor. Anneciğim derdi. Gözümde çıkıyorsunuz derdi. Çok üzgünüm. Vural şey dedi herhalde, hayatta artık ben fazla kalmayacağım dedi. Hakikaten çok üzgünüm. O kadar çok üst üste olaylar yaşıyoruz ki, o kadar çok kayıplarım oldu ki son 15 günde. Yine geldik, son görevimizi yapacağız. Ailesine sabır, sevenlerine sabır. Seviyorduk, vakitsiz oldu. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir adamdı. Çok neşeli bir adamdı. Her anı mizah dolu bir adamdı. Derdini anlatmaktan ziyade hayatının neşeli kısmını paylaşmayı severdi. Belki de komedi oyuncularının genel yapısı böyleydi. Hani içinde belki başka şeyler var, fırtınalar var ama. Yani böyle ben birkaç gündür ailemden birisini kaybetmiştesine üzüntülüyüm. Arkadaş canlısı, güzel kalbi olan. Fakat yalnız tabii bizim biliyorsunuz bulunduğumuz sektör etrafınız çok kalabalık gibi gözüküyor. Vural Çelik son yolculuğuna sevenleri tarafından güzel anılar ve sözlerle uğurlanırken dizinin senarist ve oyuncusu Gülse Birsel ve Ata Demirer çelenk gönderdi. Avrupa Yakası dizisinden uzun süre birlikte çalıştığı Ata Demirer ve Gülse Birsel cenazeye çelenk gönderdi. Gülse Birsel, Vural Çelik'in cenaze törenine katılmadığı için kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermek maksadıyla paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşımla ortalık adeta toz duman oldu. Gülse Birsel'in kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu. Gülse Birsel, Vural'a vedam, birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. Çözmem gereken bir anksiyete, cenazeler dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım. Diyen Birsel yazısının son kısmında keşke son sezonda da beraber oynasaydık ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez yakışıksız cümleler etmeseydi. Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok. Yakışık da almaz. Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin yoluyla cevap vermeyi sevmem. Konuşup çözmeye çalışırım. Çok kırgınsam uzak kalır, iletişimi keserim. Öyle yaptım. İfadelerini gören takipçileri Gülse Birsel'e ateş püskürdü. Tepkiler çığ gibi büyüyünce Birsel paylaşımı kaldırdı.
Gülse Birsel'in bu paylaşımına Vural Çelik'in ailesinden yanıt gecikmedi. Gülse Birsel'in bu ifadeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Vural Çelik'in ailesi bu paylaşıma sessiz kalmadı ve Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel'in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Abimiz hakkında yapılan bu tür yorumların savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere bir insanın kalemi yetenekli olabilir ancak bu onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Çelik ailesi olarak Gülse Birsel'e tavsiyemiz abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür. Umarız affeder ifadelerini kullandı. Polemiğe dizinin fatoşu Şenay Gürler de katıldı. Oyuncu Şenay Gürler Gülse Birsel'e destek verdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor. Yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine. Turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek. Vural'ın işle ilgili sıkıntıları olduğu ve Gülse'nin iş bulmasını engellediği bile yazıldı. Ayıp ya ifadelerini kullandı. Vural Çelik ile Gülse Birsel'in birbirleri hakkındaki sorulara vermiş oldukları yanıtlar tekrar gündem oldu. Avrupa Yakası demişken efendim Vural Bey'in bir röportajı oldu birkaç gün önce. Gülse Hanım'la tekrardan rol alırım dedi. Neler demek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Kısa konuşabilirim efendim. Gülse Birsel soruları yanıtsız bırakırken Vural Çelik'in ifadeleri dikkatlerden kaçmıyor. Ama sen ona küs, o ona küssün. Hani senarist bir oyuncuya küssün, yapımcı oyuncu, oyuncu bir yapımcıya küssün. Ne olacak? Efendim bu küslük peki size engel oldu mu diye soralım. Hayır, olamaz. Hiçbir zaman olmaz. Güneşi balçıkla soyamaz. Sizce Gülse Birsel'in Vural Çelik ile ilgili kullandığı ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gülse Birsel'in tepki görmesi normal mi? İfadeleri aşırıya mı kaçtı? Vural Çelik'in ailesinin açıklamalarını nasıl karşıladınız? Söz söylemezsem olmaz yorumcularında. Ya gerçekten ölen birinin arkasından sadece rahmet okumak çok zor olmamalı ya. Yani bu kadar sanki kitap yazıyormuş gibi Gülse Birsel sana sesleniyoruz. Yazmışsın yetmemiş silmişsin revize etmişsin güya kendini ifade ediyorsun. Ama bu ölen birinin arkasından kendi egonu kibirini tatmin etme yöntemi. Bir kitap yazmışsın ya en son. Hani beni gözünüzde büyütmeyin diye. Katılıyorum o kitabına. Şimdi bir insanın içini dökmesi için en yanlış zamanlardan bir tanesi. Bir kere her şeyden önce aranızda ne yaşandıysa yaşansın. Evet. Orada gözü yaşlı bir anne var. O anneyi üzmemeniz lazım. Tabii yani canım. Ben o yüzden de Gülse Birsel'in yapmış olduğu bu hareketi anlamış değilim. Benim kalemini, yanlış bir zamanlama. Kalemini çok sevdiğim, çok da yaratıcı ve üretici bulduğum bir kadındı. Bu haberden sonra takibi bıraktım. Saniyesinde bıraktım. Evet. Çünkü bu biraz karakter timsali bir davranış ya. Hiç düşünmüyor insanlar bir gün benim başıma gelse ne olur diye. Gülse Birsel bunları Vural Çelik hayattayken yüzüne söyleseydin ya. Niye söyleyemedin, neden söylemedin, neden hayattayken yazıp paylaşmadın ya da? Vural Çelik de kendisinde 10 ay önce demiş ki 3 günlük dünya küslükler bunlar gelir geçer demiş. Bu da yine Gülse Birsel'e sorulmuş demiş ki Vural Çelik sizinle ilgili böyle bir konuyla alakalı 3 günlük dünya demiş küslükler biter demiş ne diyorsunuz diye teşekkürler arkadaşlar deyip gidiyor kendisi. Sonra kendi sosyal medya hesabından Vural Çelik öldükten sonra yazıp yazıp siliyor. Çünkü kendi yaptığının ne kadar yanlış olduğunu farkında olmayan bu millet sana bunun hesabını soruyor. Aslında diğer kendi çalışma arkadaşları da çok memnun değil kendisinden. Daha hakkında evet. Konuşulacak yürekli aslında neler var da. Neler var da kendisine. Neyse oldu millet. Gözümüzde gerçek çok yüzünü. Büyütmeyelim efendim. Hoşçakalın diyoruz. Yarın görüşmek üzere. Gerçek yüzünü.